Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 21 Temmuz Pazar. Güneş günündeyiz. Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Bugün özel yaşamınızdaki bir ilişkinin niteliği daha ciddi boyutlara ulaşabilir ve önemli kararlar verme aşamasına gelebilirsiniz. Ancak karar vermeden önce biraz daha düşünmeniz gerekiyor. Acele etmemeye çalışın. Bugün gökyüzündeki sert etkileşimler kronik bazı sorunları tekrar gündeme getirebilir. Özellikle mide sorunları olanlar daha temkinli olmalılar. Beslenmenize dikkat etmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Temmuz Pazar, Güneş günündeyiz. Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor ve güne daha ciddi, kararlı, sorumlu enerjiler veriyor. Ancak ay gün boyu diğer gezegenlerle biraz sert etkileşimde olacağı için daha dikkatli olmamız, sabırlı ve sağduyulu olmamız gereken bir gün içerisindeyiz. Ay sabah saatlerinde Yengeç Burcu'ndaki Mars'la karşıt açıda olacak. Öğleye doğru da Plüton'la kavuşacak. Duygusal olarak biraz üzerimizde baskı hissedebiliriz. Gerginlik, stres oluşabilir. Melankolik durumlar, duygusal iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Özellikle aile içi ilişkilere ve yakınlarımızla olan ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı çatışmalar yaşamamız söz konusu olabilir. Öğleden sonra Ay Merkür'le de karşıt açı yapacak ve Uranüs'te de kare açı yapacak. Bu da oldukça gergin ve stresli etkiler veriyor. İletişim problemleri özellikle ulaşımda da söz konusu olabilir. Trafikte bugün çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Öncü grup burçlar Koç, Terazi ve Oğlak ve Yengeç burçları bu sert etkileri biraz daha fazla hissedebilirler. Riskli eylemlerden, riskli ortamlardan kaçınalım. Biraz daha sabırlı, sağduyulu ve dikkatli olmaya çalışalım. Dolunay öncesinde ay ışığı büyüyor ve Dolunay'a yaklaşıyoruz. Yarın Kova Burcu'nda Dolunay olacak. Dolayısıyla duygusal reaksiyonlar biraz daha artabilir veya bazı sağlık sorunlarımız, kronik sağlık sorunlarımız artış gösterebilir. Ay 18.55'ten itibaren boşlukta olacak. Bu nedenle çok önemli işlerle gece saatlerinde ilgilenmemek daha doğru olacaktır. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.